Teknovars'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Rampage V900S model direksiyonun Forza Horizon 4 oyunundaki kalibrasyon ayarlarından bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle oyuna girmeden önce Steam üstünden her zamanki gibi Forza Horizon 4 için kontrolcü ayarlarımıza bakalım. Steam girdisini devre dışı bırakıyoruz. Ardından genel kontrolcü ayarlarına geliyoruz. Arkadaşlar burada Xbox One kontrolcüsü olarak çıkmıyorsa mod tuşunuzda bir ayar yapacağız. Onu da hemen sizlere gösteriyorum geniş açıdan. Şimdi arkadaşlar burada mod tuşuna basılı tutuyoruz. Işığımız yanıp söndükten sonra bakın şu anda ana ekranımıza geldiğimizde şu anda LS USB MX 123 string olarak algılamakta. Fakat mod tuşumuza tekrar basılı bir şekilde tutup ışığımız yanıp söndükten sonra bırakıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hemen Xbox One kontrolcüsü bildirimi de geldi. Şimdi kontrolcü ayarlarımızı ölçümledikten sonra bu şekilde ayarlarımızı yine aynı şekilde ölü nokta ayarlarımızı düşürüyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza geçelim. Ayarlarımıza gelelim. Ayarlardan kontroller diyoruz. Şimdi burada da yine Forza Horizon 4 olduğundan dolayı ve direksiyon özelliği henüz güncellemeden dolayı eksik olduğundan burada diğer ayarlarımızı oyun kumandası üstünden yapacağız. Gaz diyoruz. Fren aynı şekilde basıyoruz. Sola çevir kısmında bu direksiyonda 270 derecede alt kısmından 900 veyahut da 270 dereceye getirdiğimizde ki bu oyunu 270 derecede oynayacağız. Bu şekilde direksiyon ayarlarımızı da yapabiliriz. Evet, diğer ayarları da kendi seçeneğinize göre ayarlayabilirsiniz. Gelişmiş ayarlara diyoruz. Kaydet ve devam et diyoruz. Burada direksiyon ekseni ölü noktası iç kısmı %0, dış kısmı %85, direksiyon doğrusallığı %55 olarak ayarlıyoruz. Geri kalan ayarlarda görmüş olduğunuz gibi gaz ekseni ayarları falan diğerlerini kendi cihazınıza uygun bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, buradaki ayarlarımıza baktıktan sonra oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza geçtikten sonra şimdi direksiyon kısmına bir bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar, bu ayarlarda şu anda bakın sola çevirdiğimde neredeyse direksiyonu zaten bir 45-40 derece kadar çevirdim. Fakat daha yeni algılamaya başladı. Evet, şimdi V5 H'dan daha iyi dedik bu direksiyon. Neden? Çünkü bu oyunda ve bu direksiyonda direksiyon hassasiyetinizi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun için farklı bir açıdan bakalım. Evet arkadaşlar, şu kalibrasyon ayarını en iyi şekilde ayarlamak için yapmış olduğumuz ayarlara göre en iyi şekilde kalibre etmek için Prog tuşuna bir kere basıyoruz. Işığımız hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başladıktan sonra yukarı tuşuna basıp direksiyon hassasiyetimizi arttırdık şu anda. Oyuna girdikten sonra bir kere tam sağ ve bir kere tam sol yaptığınızda daha iyi bir şekilde kalibre olduğunu siz de fark edeceksiniz. Bakın tam yarısına geldim. Ben direksiyonu ne kadar çevirdiysem oyunda da aynı şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar biraz da oyun performansından bakalım. Şimdi açımı değiştiriyorum ve gazı verdim. Bu arada titreşimi gerçekten çok iyi arkadaşlar bu modelde. Yani kaldırımdan tutun en ufak yerde çok doğru bir şekilde hassas bir titreşim veriyor ve güçlü bir titreşim veriyor. Ya yani baktığınız zaman sol tarafta geldiyse titreşim ve bunun da direksiyon üstüne sol taraftan çok iyi bir şekilde sizlere yansıtıyor. Şu virajda bir deneyelim. Ve direksiyon kabiliyeti gayet iyi. Görmüş olduğunuz gibi gayet iyi bir şekilde yanlama yapabiliyorsunuz.
Evet arkadaşlar, Forza Horizon 4 oyununda V900S model direksiyonumuzun kalibrasyon ayarları bu şekildeydi. Şimdi Forza Horizon 5 oyununda nasıl kalibre edebiliriz? Biraz da ondan bahsedelim. Evet arkadaşlar, şimdi Forza Horizon 5 oyununda V900S model direksiyonumuzun ayarları nasıl yapılıyor? Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi Forza Horizon 5 oyunumuza geliyoruz. Özellikler diyoruz. Kontrolcü diyoruz. Bakın burada Steam girdisini etkinleştir seçeneği aktif olmak durumunda. Şimdi Steam girdisini etkinleştir seçtikten sonra genel kontrolcü ayarlarına girelim. Evet. Şimdi Forza Horizon 4'te tam kalibrasyon yapabilmek için Xbox One kontrolcüsü olarak tanıtmıştık. Fakat burada mod tuşumuza basılı tutuyoruz. Mod tuşumuza basılı tutarken kırmızı ışığımız yanıp sönmeye başladı ve bıraktık. Açımızı değiştirelim. Evet, şimdi LS USB MX 1-2-3 string olarak görmekte. Şimdi bu şekilde gördüğü zaman ve Steam girdiğimizde etkinleşmişse oyunumuza giriş yapalım ve direksiyon ayarlarımızın açık olduğunu hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdikten sonra ayarlar kısmımıza bir bakalım. Şimdi kontroller diyoruz. Girdi eşleşmeyi değiştir diyoruz. Bakın burada direksiyon seçeneğimiz aktif olarak gözükmekte şu anda. Fakat direksiyon ayarlarımızı yaparken direksiyonumuzun hemen açımızı değiştirelim. Direksiyonumuzun hemen şu kısmın altında bulunan yerde, yani şurada arkadaşlar. Bakın burada 900 ve 270 derece seçeneğimiz mevcut. Burada ayarlarımızı yaparken 270 derece seçeneğimizi ayarlayacağız. 270'i seçtik. Burada sadece direksiyon ayarlarımızı gösteriyorum. Sola çevirdim. Sağ çevirme kısmına geldim ve sağ çevirdim. Evet arkadaşlar, gaz fren kısımlarının diğerleri de zaten standartta olduğu şekilde yapabilirsiniz. Kaydet ve devam et diyorum. Şimdi gelişmiş kontrollere gelelim. Bakın burada direksiyon ekseni ölü noktası iç kısmı %0, dış kısmı %100, direksiyon doğrusallığını %0'a indiriyoruz. Gaz ekseni ölü noktası iç kısmı %52, dış kısmı %100, yavaşlama ekseni ölü noktası iç kısmı, yani fren pedalımız %52'de, yine aynı şekilde dış kısmında %100'de, diğer ayarlarda bu şekilde. Arkadaşlar, burada dilerseniz direksiyon hassasiyetini arttırabilirsiniz. %9'da yapabiliriz. Bir de böyle şekilde deneyelim. Şimdi oyunumuza gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi araç içine geçelim. 900 derecedeyiz. 900 derecede direksiyonu çeviriyorum. 90 derecedeyim. Şu anda. Şu kırmızı çizgiden de görebilirsiniz. Bakın çeviriyorum ve daha fazla gitmiyor. Bu tarafta da bakalım. 90 derecedeyim. Daha fazla gitmiyor. Şu anda oyun içerisindeki direksiyon köşeli olduğundan biraz göz yanılması olabilir. Şimdi arkadaşlar, 270 derece alırsanız direksiyonun alt kısmında ayarlarınız şu şekilde sapıtacaktır. 45 derecedeyken 90 derece gösterecektir. 900 dereceyi aldık. Şimdi Pro tuşuna bastım, yukarı dedim. Şimdi en ufak bir hareketle tak 90 derece görüyorsa hassasiyetiniz üst seviyededir. Bunu da Pro tuşuna basıp aşağı tuşa basarak kaldırabilirsiniz. 90 derecedeyken 90 derece, 45'teyken 45 derece, 0'dayken zaten 0 dereceyi görebilirsiniz 900 derece modunda. Şimdi arkadaşlar, şurada oyunun çeliştiği bir nokta var. Şimdi bakın, 90 derece çeviriyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Kamera açısını değiştireceğim. Şimdi bakın, lastiklere dikkat edin. 90 derecedeyim. Oyun içerisindeki direksiyon zaten dönmeyecek. Fakat ben direksiyonu çevirdiğimde lastikler hala dönmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi.
Şimdi aynı şekilde. Bakın şu anda 90 derecedeyim. Araç içi kamerasına gelelim. Dönmüyor. Dış kameraya geldiğimizde direksiyon dönmeye, pardon, lastikler dönmeye devam ediyor. Şimdi hassasiyeti arttıralım. Pro tuşuna bastım. Işığım hızlı bir şekilde yanımı sönmeye başladı. Ve yukarı dedim. Şimdi çeviriyorum. 90 derecedeyim. Lastikler bu şekilde. Ve 90 dereceden sonra dönmüyor. Bak yine 90 derecedeyim. Dönmüyor. Ama bu modda araç kamerasına baktığımızda şu anda tam 90 derece dönmüş olması lazım. Yani direksiyonun daha fazla dönmüyor olması lazım şu anda. Şimdi kamera açımı değiştiriyorum. Lastiğe geldiğimde bakın dönmeye devam ediyor. Tam 90 derece olana kadar. Yani burada aslında direksiyona göre hassasiyetinizi düşürdüğünüzde direksiyon uyuyor ama lastikler uymuyor. Hassasiyeti arttırdığınızda direksiyon uymuyor ama bu sefer lastikler uyuyor konuma geliyor. Bu da oyunla alakalı bir durum. Ha, bu yakın zamanda çözülür mü? Bir güncellemeye bakar. O da ilerleyen zamanlarda gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi direksiyon performansına baktığımızda hassasiyet Forza Horizon 4 kadar iyi diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi kalibrasyonu bir şekilde evet, Forza Horizon 4 ve Forza Horizon 5 oyununda Rampage V900S direksiyon ayarlarımız nasıl yapılır? Bunlardan bahsettik sizlerle beraber. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz yeni videolar geldiğinde haberdar olmak için hem abone olmayı hem de bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teknovars'tan herkese keyifli oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.